biraz ayırdım. Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün biraz sessiz konuşuyorum. Mutfağa girdim yemek hazırlamak için. Ama evde herkes uyuduğu için çok sessiz konuşuyorum. Esat da uyuyor, böyle bir saat uyuyacağım dedi. Ben de o esnada hemen yemeği halletmiş olurum zaten. Yemekte bir bol kasesi hazırlıyoruz. Kasede olacakları size hemen söylüyorum. Meksika fasulyem vardı, onu koyacağım. Zerdeçallı basmati yapacağım. Yeşil mercimekten köfte yapacağız. Asıl önemli tarifimiz bu. Yani tarifini vermek istediğim şey bu. Diğer her şeyi zaten daha önceden sizlere yapmıştım. Fırında kabak yapacağız. Çok fırında kabak yapıyorsun yazanlarmış ama biz kabağı çok almışız ve dolap da bozulacaktı. En güzel tarifte gerçekten fırında kabak oluyor benim için. Çok seviyorum o tarz yoğurtlu mezeleri. Yani işte patlıcan olsun, kabak olsun. Patlıcanlar biraz daha dayanır ama kabaklar çok dayanmaz. Fırında kabak yapacağım. Kaseye onu da koyacağım. Üzerine yoğurt. Şöyle iki baby patates. O kadar. Bu kardın da bayağı doyurucu bir tabak olacak. Buradaki en önemli tarif dediğim gibi yeşil mercimekten köfte. Aynı kıymalı gibi oluyor tadı. Ben çok yaptım ama size hiç tarifini vermemiştim. O yüzden bu tarifi iyi dinleyin. Malzemeleri ben çıkartacağım şimdi. Bir listeme bakayım. Malzemeleri size de söyleyeyim. Belki şu anda yapmak isteyenler vardı. Çünkü ben videoyu aslında erken bir saatte yayınlıyorum ki size de yemek fikri olsun diye. Ama benim yeşil mercimeğim var mı, ona bakmam lazım. Çok az bir şey kalmış. Bunu ölçüp bakayım. Çünkü ben size söyleyeyim, 6 tane köfte elde etsem yeter ya. Yani 100. Ben yapacağım 100 milimden. Tamam, ben hiç karıştırmıyorum. Direkt yeşil mercimekle yapıyorum. Şimdi hemen tarifi söylüyorum size. Bir su bardağı mercimek, yeşil mercimek. Bunu kaynamış suya atıyorsunuz. 8 dakika, tam 8 dakika kaynatıyorsunuz. Süzüyorsunuz. Soğuk suyla yıkıyorsunuz. Ama çok iyi süzülmesi gerekiyor. Hiç böyle hani cıvıtmayacak tarifi. Sonra bir küçük soğan. Bu rendeye koyacağız bunların hepsini. O yüzden ısıtmayalımız gerekiyor. Bir küçük soğan, maydanoz, tuz, karabiber, kimyon, toz biber. Böyle rondodan geçireceğiz. 2 yemek kaşığı un koyacağız. Sonra tekrar rondodan geçireceğiz. Ve bu kadar. Kızartacağız sonra. Ben zeytinyağında böyle az bir yağ ile kızartıyorum. Airfryer'a da atabilirsiniz bu arada. Bu tarif benim her zaman uyguladığım bir tarif. Çok basit bir tarif yani. Etsiz köfte ama gerçekten köfte tadı olan. Yani bence böyle küçük bebeklere yapılabilecek bir tarif. Tabii soğan koyulmaması gerekiyordur muhtemelen. O konuda çok bir bilgim yok ama yeşil mercimek sonuçta çok sağlıklı bir bakliyat. O yüzden şöyle yapacağım. Ben az gelir diye de biliyorsunuz ki biraz maş fasulyesi haşlayıp tabağa maş fasulyesi de koyacağım. Üzerine de böyle nar ekşisi ve birazcık da bir böyle turşu falan koyarım. Çok lezzetli oluyor. Hemen başlayalım. Şu mercimeği iyice yıkıyoruz. Bütün bakliyatları bence çok iyi bir şekilde yıkayın. Özellikle son zamanlarda paketli olanların içinden bile çok enteresan şeyler çıkıyor. Şöyle biraz alalım. Böyle biraz suda beklesin. Şu tencereye su alalım. Buna hiç gerek yok, kirlenmesin. Sonraki aşama olarak. Şunu airfryer'a atacağım. Koyuyorum. Bu ikimize gayet yeterli. Şimdi köftenin malzemelerindeyiz. Köfte için şöyle soğanı rondodan kolay geçebilsin diye birazcık küçültüyorum. Biraz ziyan olmamış oldular. Bir şey olmaz, köftenin içine gireceği için. Kurulayalım mı? Ben hiç diğer malzemelerle uğraşmayıp geçen bunu çok beğenmiştik. Sadece bu baharattan koyacağım. Biraz ekleme yaparım, toz biber belki. Şimdi 8 dakika süre tutuyorum. Saat 18.26'da alacağım. Tabakları tutuyorum. Basmati yaparız. Basmatinin pişmesi daha kolay oluyor normal pilava göre bence. Yine buna da fesleğen de ekliyorum. Biraz daha kırmızı biber alırım. Soğuk sudan geçiyorum. Çok iyi süzülmesi gerektiği için şöyle...
Geçen de bunu yapmıştım. Şuna maş fasulyesi koyuyorum. Maş fasulyesini de şöyle iki kapak koydum. Yani yine bir su bardağı falan var herhalde. Yani az bile yani. Bunu kapattım çünkü olmuşlar. Böyle içinde biraz sıcak kalabiliyor. Şimdi pilav için yarım su bardağı zeytinyağı alıyorum. Bu yeter. Bir tık daha koyacağım. Bu pilavın özelliği çok az yağla yaparsanız, yani böyle yağın içinde biraz yüzmezse lezzetsiz olur. O yüzden bu yağı çok seven bir pirinç çeşidi. Ama zeytinyağıyla yapın, yani sıvı yağla yapmayın. Şimdi siz sesten çok duyamıyor olabilirsiniz. Böyle yapışacaklar, sonra ayrılacaklar. O raddeye kadar karıştı. Yani böyle kavuruyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Yani bundan şu küçükten iki tane koyuyorum ben. Kapatıyorum. Bu yeter. Ben biraz daha. Hemen şöyle tereyağını da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Kapağını da kapattık. Kısa alıyorum, pişecek. Artık alalım. Oldu bu. Cimeyi aldık. Şimdi soğanın şu kadarını koyuyorum ben. Hadi bunu da koyayım. O kadarını kullanmayacağım. Onu başka bir şey yaparım. Maydanozun da yine. Siz köfte baharatı kullanmıyorsanız kimyon, karabiber, toz biber bunları koymayı ihmal etmeyin. Ben biraz da toz biber koyuyorum. Ekstra. 2 yemek kaşığıydı. Biliyorsunuz ki mercimeğim azdı. Bu yeter bence. Şimdi kaseleri böyle koyuyorum. Yavaş yavaş üzerlerine ekleyeceğiz. Gelirse Esat eğitim veriyor şu an. Şöyle. Efsane güzel. Tam tuttu yani. Bu da hazır. Birazcık demlensin ve köfteye başlayalım. Herkese yeni bir günden merhabalar. Bugün çok enerjiyim. Neden derseniz videomu yetiştirdim. Dün gece uyuyakalmışım ya, yetiştirememişim. Biliyorsunuz ki benim video çekmediğim bir günüm var. O da pazartesi. Yani pazar günü izlediğinizden sonra şimdi salı izliyorsunuz. Hani bazen öyle kopmalar, yani siz hissetmiyorsunuz tabii ki ama haftada 1-2 gün çekmediğim günler oluyor. O günler benim İşte reel çekme günüm, işbirliği çekme günüm oluyor. O yüzden ve hep aynı kalitede çekmek istediğim için de o günler vlog çekmiyorum ama sonrasında böyle devamı gibi çekiyorum. Bu da videonun işleyişiyle alakalı aslında ama siz bunu çok fark etmiyorsunuz ama ben yine de söylemek istedim. Bugün günlerden salı ve ben akşamüstüne doğru açıyorum videoyu çünkü bu saate kadar, yani saat şu anda 5, bu saate kadar hep videonun editiyle uğraştım ve ortalık toparladım. Her zaman bildiğiniz şeyler zaten. Bugün evimize yeni bir cihaz geliyor. Şimdi hemen size Instagram'dan bu arada kanal üzerinden sordum. Sizce ne diye. Şimdi cevaplara birlikte bakalım isterseniz. Buharlı temizleyici, jeneratör, buharlı temizleyici, cam silme makinesi, ıslak kuru süpürge, koltuk yıkama, buharlı temizleyici. Esat geldi. Getirdi bu arada. Nespresso, jeneratör, kahve makinesi, aydınlatma, otomatik perde, arıtıcı, jeneratör. Bir saniye. Ne aldın? Aa, olsun, o da güzel. Birisi doğru cevaplamış bu arada. Şimdi Esat getiriyor. Bir tane doğru cevap var. Evet. Kuralım. Hemen kuracaksın değil mi? Tabii kurarım. Ama damacanamız yok. Sipariş edin mi? Aynen, edeceğim. Aynen oraya tam. Tutuyorum, tutuyorum ben de. Sen sadece kutuyu çek. Ne? Yatı olarak bir konu. Tabii kalıştırmayacağım. 4 saat dik bekletiyorum en büyüğü. Acaba yatağı mı geldi, dikey mi? Olsun, biz dikey bekletiyoruz. Annem diyor ki ben bunu stamp yapmıştım. Nasıl? Bunu stamp yaptım ben. Veremem. Ben de tam kutusunu sana yollarım tabii.
şey almayacağız. Şu pet şişelerden almayacağız. Ya bir şey söyleyeceğim, çok kolay tahmin edilebilir bir şey değil miydi sence bunu bilmek? Bizim evimize ne alsak daha az eleştiriliriz diye sordum. Bence bu direkt Sebil'di çünkü bu küçük suları plastik alıyoruz diye çok eleştiri alıyorduk. Artık bizim Sebil'imiz var. Bu tarafa bak. Aynen. Hah, çok güzel oldu işte, mis gibi. Böyle mi olsun? Tam da yeri yani, aynen. Bir tık ortala da tam duvara yapışmasın çünkü ısınıyor ya bir de. Tam onu tam kurduğum zaman yaparım. Ha, aynen. Bunun sıcak su özelliği de var, şöyle kilitli. Bu arada annemlerin evinde de görmüşsünüzdür. Onlardaki de mesela direkt bunun aynısı. Sadece farklı marka. Bizimki yine Arçelik. Her şeyimiz Arçelik olduğu gibi. Bu da galiba kullanma kılavuzu. Mesela Burcu tam şuraya koymuş. Ama bizim burası dolu olduğu için. Ya alan yok mutfakta, bakar mısınız? Altını açalım onu aynen. İyi pişirmedim, ben pişirdim sandım. Giriş oldu ama Esat direkt yemeğe girişti. Ben biberleri önceden doğramıştım. Sucuklu, biberli. Böyle Esat içine başka şeyler de koyacak. Her şeyi çıkarmış. Kavanoz mu koyacak? Evet. İşte böyle sandviç yapacak. Ben tost tabii yani. Sandviç, tost. Ben sadece mozzarella istiyorum. Sadece mozzarella. Aynen öyle. Hı. Varsa yeterli kadar. Var. Hı. Hı. Of 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 of. Bugün benim 200. videom. 10 milyon görüntülenmem. İndirimdeyken keşif paket daha aldım. Ya şunlar, şunun içinde hatırlıyor musun ki güve çıkmıştı. Bu klipli kliplerin içinden. O yüzden artık bunu hep makineye atıyorum. Bir problem yok. Yayını açıyorum. Bakalım ilk kim yorumlayacak. Kaybettim. Psikolojide reenactment. Yani yeniden sahneleme aldım. Ben ilkini kaçırdım ama 3 tane yorum gelmiş hemen şimdi. Herhalde oluyor artık. Kavurmalı kavurmalı. Esat Bey bir kavurmalı kaşar lütfen. Geliyor. Kumru mu bu? Kumru gibi yaptım ben. İşte kumrular gibi. Yemekteyiz. Bu saatten bu. Şimdi makyaj odama geldim. Ay alışamıyorum. Yeni bir odam oldu çünkü. Şimdi şu görmüş olduğunuz, çok ışık patlıyor şu an biliyorum ama trankarım çekeceğim için ışığı öyle koydum, konumlandırdım. Havada şu an kararmaya başladığı için perdeleri kapadım. Şu tırnaklardan kurtuluyoruz ve... Zorlandım. Şu Yves Rocher'den aldığım seti deneyeceğiz. Zaten size anlatmıştım. Şu besleyici bir yağ. Bu ojeleri çıkardıktan sonra bu yağı süreceğiz. Birazcık bekleyeceğim. Sonrasında da bir temiz bir oje sürmeyi düşünüyorum. Üzerine de ojeyi sürmeden önce bir base coat uygulayacağız. Sonrasında da ojenin üzerine de top coat uygulayacağız. Merak ediyorum nasıl duracağını. Belki böyle bordomuz bir oje de sürebilirim. Bakacağım şimdi ojelerime de. Bakalım bir süre kullanmayayım nasıl olacak merak ediyorum. Size birlikte yapalım istedim. Çünkü biliyorsunuz ki ben bu tarz şeyleri sizinle paylaşmayı çok seviyorum. Hem size de yeni bir bilgi olsun. Sürekli kalıcı oje görüntüsünü seviyorsanız onun gibi duracağını söyler. Ve zaten internette aşırı popüler bir ürün bu. Hatta stoğu bile olmuyor çoğu zaman. Bulursam yine eklerim. Mutlaka ve mutlaka bakın. Zaten bendeki sonucu da görürsünüz. Birazcık manikür yapacağım. O uygulama kısımlarını zaten size mutlaka belki şunu sürebiliriz. Bilmiyorum şu an tam karar veremedim ama ben genelde böyle açık renk ojeyi kendime daha çok yakıştırıyorum. Açıkta sürebilirim. Ben seçenekleri size şimdiden göstereyim. Şu tarz bir kırmızı var. Çok kırmızı gibi durmayan. Onun dışında rengi çok seviyorum. Başladığınızda direkt kendisi atıyor. Bu sesi sevmediğiniz için buraları hızlı geçiyorum. Şimdi bayağı bir kötü olmuşlar ve ben de boylarını böyle kısacık yaptım. Bir süre böyle kullanacağım.
Her iki tırnaklarımı da kısalttım. Bu çok daha kötü durumdaydı. O yüzden bunu biraz daha fazla kısalttım. Şu an kötü gözüküyorlar ama iyileştireceğim. Bu yağı biraz bekleteceğim ve duş alacağım. Ondan sonra ojelerimi süreceğim. Bu arada normal zamanda da kullanabileceğiniz bir yağ bu. Eğer böyle ellerinize sürekli manikür yaptırıyorsanız vesaire de kuruluk oluyorsa bu yağa da mutlaka bakın. Şimdi size şöyle bir de ışıkta göstereyim istedim. Bakın son hali böyle oldu. Çünkü benim ellerim sürekli suda olduğu için biliyorsunuz çoğunuz zaten. Ve ben eldiven kullanmayı da pek sevmiyorum. O yüzden yani fena değiller bence. Kısalığı da hoş oldu ya, kendi kendine uzasınlar. Artık normal bir şekilde uzasınlar ama kalıcı oje sayesinde uzamazlar. Çünkü kalıcı oje sayesinde uzayan tırnak gördüğünüz gibi bayağı bir zedeliyor. O yüzden bayağı kısaltmak durumunda kaldım. Şu an daha sağlamlar, böyle kağıt gibi değiller. Bir duş alacağım, bir kendime bir geleyim. Sonrasında da sizinle beraber işlemin devamını yaparız. Bu arada su söyledim. Bugün geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Mobilden söyledim. Dağıtıcı kişi de beni aradı, dedi ki ben zaten dedi akşamları getiriyorum buraya. Beni dedi gündüzden ararsanız ben akşamları getiririm, artık arayarak sipariş vereceğim. Suyumuz geldi, şimdi sebilimizi de kurarız ben duş aldıktan sonra. Böyle. Bu arada yine çok konuşuyorsun diye bir yorum gelmiş, o yüzden artık konuşmalarımı çok kısa kesiyorum. Taş kesti. Bu saatte teslim ettiler suyu. Şimdi. Evet, kuralım. Ya şefim, servis ücreti alırım. Her alandasınız. Siz her şeyden para istiyorsunuz ya. Böyle bunu çorabımı gösterdim ya sana. Ya bu ev çok tozlanıyor. Ben de her gün süpürüyorum. Bak ciddi her gün süpürmüyor muyum? Her gün süpürüyorum, o da kalsın. Her gün süpürüyorum değil mi hayatım? Sen de görüyorsun. Evet. Bu ev çok toz oluyor. Silmek gerekiyormuş her gün. Bugün beyaz çorapla bir dolaştım. O robot çalıştırmıyorsun her gün. Onu temizlemem lazım. İşi de çalıştım. Evet, artık sevdiğimiz. Çok güzel ya. Şimdi yukarıdaki odaya çıktım. Bu arada kapıyı bir açtık su geldiğinde. Kapıda iki tane kargo var. Biri patronun maması. Bu arada patronla Cookie nerede derseniz ikisi birlikte annemlerde kalıyorlar. Aslında biz onların birbirine alışmaları için böyle bir yöntem deniyoruz. Çünkü onlar gün içinde evde olmadıkları için patron ve Cookie aynı anda evde kalıyorlar. Ve o kadar masumlar ki şimdi size bir göstereyim. Biliyorsunuz kamera almıştık ve kamerayla izleyebiliyoruz ne yaptıklarını. Bakın şimdi böyle uyuyor. Patron da böyle uyuyor. Çok iyi anlaşıyorlar. Yani aslında biz onları ayırıyoruz. Cookie hep bizde, patron hep annemlerde. Bir araya geldikleri zaman sapıtıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bizdeydi. Zaten hatırlıyorsunuzdur videodan. O gün ikisi de bizde kalmışlardı. Gayet de keyifli bir gündü. Keyifli bir gece geçirdik yani. Sonrasında babamlar ertesi gün gelip ikisini birden alıp gittiler. İki gündür orada kalıyorlar. Yine Cookie bize gelir tabii ki. Yani temelli oraya gitmedi ama birbirlerine alışmaları için çok iyi oluyor. Çünkü biz sürekli bir yere gidiyoruz ve Cookie tek başına kalamıyor. Yani deliriyor evde. Biz aslında birkaç saatliğine bıraktık. Öyle bir problem yaşamamıştık ama kamera koymadığımız için tabii ki ne yaptığını da bilemiyoruz. Ben, neyse lafı uzatmayayım. Ben Trendyol'dan bir sipariş vermiştim. Bu Ugg'ın şu anda çok meşhur olan terlikleri var biliyorsunuz ki arkası açık. Geçen sezonda çok meşhurdu. Şimdi ben böyle bir terliği dışarıda giyer miyim? Dışarıda giymeyeceğim bir şeye o kadar para verir miyim bilmiyorum. Ben seneler önce 2014 ya da 2015'te ilk Ugg'ımı almıştım. O zaman da o zamanın parasıyla çok anlamsız bir pahalıydı ama işte merak. Ama çok sıcak tutuyor. Hala daha çok iyi koşullarda saklıyorum ve çok kış geldiği zaman
tabii ki giyiyorum. Özellikle Düzce'de yani tam ihtiyacınız olan şey olabilir. Kısa modellerinden almayı düşünüyorum ama bu model terliğe o kadar para vermeyi mantıksız buldum. Çünkü ben bu terliği ancak evde giyerim. Şimdi bir kalitesine bakacağım. Size de öne verebilir miyim diye. Açıyoruz. Bir not yazmışlar. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi. Şimdi Uggla'ların o popüler olduğu zaman, işte o bahsettiğim zaman her yerde vardı ama aynı sıcaklıkta tutması mümkün olmadığını düşünüyorum. Zaten onun o kadar pahalı olmasının sebebi içindeki tüy. Yani bu kadar böyle herkes tarafından paylaşılıp popüler olmadan önce almıştım ben. 2014, yani düşün kaç sene önce. O zaman da böyle anlatmışlardı mağazada işte. Babam çok şaşırmıştı çünkü o zaman 800 liraydı. 2014 senesinde işte. 2014 senesinde ya da 2015 işte, hatırlamıyorum. O sene çok şaşırmıştı 800 lira bir ayakkabı diye. Oradan hatırlıyorum yani. Şu anda da zaten yüksek fiyatları ama derseniz ki verilir mi? Yurt dışından alınması daha mantıklı. Yurt dışında 100 dolar, 200 100 dolar, 120 dolar arasında mantıklı, makul bir fiyat geliyor bana. Çünkü gerçekten çok sıcak tutuyor ama dediğim gibi hani şu model terliğini ben bunu evde giyerim. Hala daha dışarıda giyeceğimi düşünmüyorum. Ama modelini çok merak ettim. O yüzden bir tane sipariş vereyim dedim. Hem size de tavsiye ederim. Çünkü ben bu sezon bir tane mini Uggla'lardan almayı düşünüyorum. Platformsuz olanlardan. Bende uzun modeli var. Onlar çıkacak daha. Gün yüzüne çıkacak. Onları çıkartmam lazım. Botları falan aşağı indirmem lazım. Çünkü buraya kış çok çabuk geldi yani. Bir ayağımda da bir deneyeyim. Ben 38 aldım. Tam numara alın yazıyordu sanırım. Ben de 38 aldım. Geçip de göstereyim ama çok güzel bir ev terliği bence. Hem de tam benim rengim. Gerçekten kaliteli yapmışlar ya. Güzel yapmışlar. 400 lira mı? O civarlarda bir şey. Neyse, sevdim. Ama bence yine de tam evde giymelik. Evde giyerim. Altlarını bir sileyim. Hoşuma gitti. Ki şu rengi sürelim. Bu renk 305. Benim kalıcı ojeye başlamadan önce en sevdiğim renklerden biriydi. Böyle çok soft bir rengi var bu sürece. Tırnağa zarar vermemesi için daha fazla ojenin. Şöyle sürelim. Bunun da birazcık kurumasını bekleyeceğiz. Çünkü bunda hızlı kurutucusunu almadım. Çünkü 3 alıköde vardı. 4 alıköde olsaydı onu da alırdım. Şunu sonra bunu süreriz. Günaydın herkese. Yine elektriksiz bir gündeyiz. Yani dün bu kanal üzerinden yanıtları okuyordum ya, orada çok fazla jeneratör vardı. Haklıymışsınız. Eve almam gereken ilk şey jeneratörmüş gerçekten. Yine elektrik yok. Yağmur yağdığı günler elektrik fix direkt bizde kesiliyor. Ben de anlamış değilim. Bir sigortaya bakacağım. Umarım sigorta atmamıştır ama hiç de öyle tık ses falan duymadım. Bunu sürdüm. Bakalım ne kadar süre dayanacak. Şu an görüntüsü bence inanılmaz güzel. Çok sağlıklı duruyor tırnaklarım. Yani o kalıcı oje hem uzunluğu ya, çıkartmak çok zaman alıyor ve gerçekten inanın vakit bulamadım. Gidip çıkarttırmak da isterim aslında. Şu an kısacık olsa da daha sağlıklı uzayacaklar. En azından daha hoş bir boyda kalırlar. Günü başlattık birlikte sizinle. En güzel ışığın olduğu yerdeyim şu anda. O bile karanlık. Çünkü hava bugün yine karanlık. Yani aynı iki gün önceki gibi. Pazartesi neyse şu anda öyle, bugün günlerden çarşamba. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben şimdi günü şöyle başlatıyorum. Bugün bir çekimim var. Onu hemen not ettim. Ne yapacağıma kadar. Bir saatlik bir çekimim var. Ondan sonra yine birlikteyiz. O çekimi hallettikten sonra yapmak istediğim aslında Instagram için çok güzel bir tarif reel'i var. Onu yetiştirebilirsem onu çekeceğim ama hava biraz bozuk olduğu için belki onu yarın da çekebilirim. Çünkü bakalım yarın, bakayım bir yarın hava nasıl. Eğer yarın hava güzelse onu böyle güneşli bir güne bırakmak istiyorum. Aa, yarın çok güzel hava bakın. Bence tarif reel'ini yarına bırakalım. Ben bugün... Hoş geldin aşkım. Hoş geldin bebeğim. Oo, çok özlemişim ben seni ya. Herkes seni sormuş aşkım ya. Herkes seni sormuş. Nerede Cookie demişler. Cookie nerede demişler. Deve Cookie burada. Cookie burada aşkım. Kusura bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Tertemizsin, tertemiz. Gel gidelim. Hadi in bakalım.
Yapmış oraya. Sen çişini pedine mi yaptın aşkım? Aferin sana. Oh, aferin sana. Cookie, Sebil'imizi gördün mü aşkım? Sebil'i aldık. Size yaptığım yemekleri gösteriyorum. Bu vlogda çok yemek yapmışız. O yüzden zaten çok da kolay bir yemek bu arada. Tavuklu böyle türlümsü, bezelyeli, patatesli böyle havuçlu bir tavuk yemeği yaptım. Yanına da erişte makarnası yaptım. Asıl şov olanı gösteriyorum size. Yoğurtlu, soğanlı, mor soğanlı bir meze. Salatalıklı bir de böyle ince ince doğradım. Tarifini eğer onaydan geçerse, bugün yiyip beğenirsek size bir sonraki vlogda yapmayı düşünüyorum. Çünkü bir sonraki vlog ya da ondan sonraki vlog misafir sofrası olacak. Ben de şimdi yeni tarifler deniyorum. O vlogda size hepsinin tarifini veririm. Bu da bu akşamın mezesi oldu. Burcu atmıştı tarifi. Cacık yapacaktım, sonra buna döndüm. Ya yattığı yere bak. Ya bak Allah'ım, bu çok tatlı ya. Ya sen çok tatlısın ya. Ve artık Sebil'imizden soğuk su servisimiz başlamıştır. Çok şükür. Sana da vereceğim. Bu ne ya? Yeni mi geldi bu evimize ya? Yoktu bu. Sen yokken geldi. Minnoş. Bu arada fark ettiyseniz evimizde yeni bir açı da oldu Sebil sayesinde. Şimdi artık Sebil'in üzerine de böyle kolayca sizi koyup muhabbet edebiliriz, sohbet edebiliriz. Ve içim yanmış. Bu soğukluğu çok seviyorum. Yani suda en sevdiğim soğukluk bu. Bu bazı Sebil'ler aşırı soğuk yapıyor. Onu içemiyorum. Dişlerimi mahvediyor. Bu o kadar soğutmuyor. Sebil'le ilgili soran da olmuş. Her şey arçelikti. Arçelik tercih ettik. Annem ve babamın evlilik yıl dönümü hediyesi oldu bize. Vallahi zaten istediğim model buydu yani. Kaynar su olmasını istiyordum. Yani güzel. Ben kaynar suyu yemeklerde çok kullanıyorum. Mesela bugün çok işime yaradı. Suyu kaynattığımı erişteye koydum. Yemeğe koyduğumu da bunun kaynar kısmı, yani elektrik kesilse bile orada kaynar bir şekilde duruyor. Çok iyi bir sıcaklığı var. Tam yemeklere koymalık. Böyle kahve içmek için değil de çay içmek için ideal bir sıcaklık. Ben kahveyi çok sıcak seviyorum çünkü. O yüzden. Ve bundan sonra da artık kettle'a da, çaycıya da, Türk kahvesi makinesine de hep buradan su dolduracağım. Bunda hem kaynar hem normal hem de soğuk su özelliği var. O yüzden çok iş gören bir Sebil. Her markada var zaten bu şekilde. Hani size kendinize göre tercih edebilirsiniz. Çok gerekli mi derseniz arıtma taktır diyenler olmuş. Arıtmada çok su israf oluyor. Bunu da en azından. Damacana bu arada 50 liraymış. 63 lira ödedim ben. Online ödediğiniz zaman 13 lira fark alıyor ya. Şaka gibi. Bir pati ver görsünler. Aa, öbürünü de ver. Aferin sana, yat buraya. Çak. Pati ver. Pati ver. Öbürünü ver. Öbür patiyi. Bunu ver. Kız Allah'ım. Oh. Bu nasıl bir güzellik. Bu nasıl bir güzellik. Çak. 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 Aferin sana ya. Çak 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 çak. Öpemiyorum. Aferin. Benim fıstığım. Sen her şeyin çok biliyorsun. Her şeyi çok biliyorsun. Çak. 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 Oh, aferin sana.